Merhaba YouTube takipçilerimiz. Bugün sağlık köşemizde horlama nedir? Horlama bir hastalık mıdır? Horlamanın yaptığı olumsuz durumlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bu videomuzu telefonumuzun selfie kamerasıyla çektiğimiz için görüntümüz belki biraz karanlık olabilir. Horlama toplum olarak arada bir hastalık mıdır? Horlama zararlı mıdır? Horlama vakası genetik olarak bazı kişilerde, erkeklerde hemen hemen küçük yaşlarda başlayarak, kadınlarda ise 40 yaş ve üzerinde menopoz dönemine girdiğinde başlamaktadır. Horlamanın belirtileri zararlardır. Üst solunum yolları yollarında oluşan tıkanıklık, daralmayla nefes alıp verirken uyku esnasında nefes alıp verirken üst solunum yollarının çeşitli etkenlerden dolayı daralarak oluşan hava sirkülasyonunda daralan hava yollarıyla sesin çıkardığı bir tür müzik aleti gibi bir ses çıkartmaktadır. Çeşitli klarnet gibi, flüt gibi, saksafon gibi müzik aletlerinden çıkan ses gibi o gece uykusunda yatan bir insan da horlama adı altında ses çıkartmaktadır. Horlayan insan hem toplum içinde hem de aile içinde eşler arasında alay konusu olmaktadır. Küçük düşürücü, aşağılayıcı durumlara düşmektedir. Çeşitli hayvan sıfatlarında da itham edilen horlayan kişiler toplumunda alay konusu olmaktadır. Ayrıca mahkemelerde boşanma sebeplerinden %86 boşanma sebeplerinden birinin içine de giren horlayan insanların İşte horladığından dolayı boşanan eşlerin de sebep olarak da göstermektedir. Horlayan bir insanın eşinin günlük maksimum 1 saat gibi bir düzenli uykusu olmaktadır ve uykusuzluktan muzdarip olmaktadır. Üst solunum yolları hava bu sirkülasyonunun daralmasıyla oluşan horlama ve gürültü oluşturma sebepleri burun tıkanıklığı, burun eğriliği, sinüzit, konka hiperforisi, alerji, saman nezlesi gibi, geniz eti gibi küçük dil etinin büyük olması, alt çenenin büyük olması, dilin normaldan daha büyük olması ve şişman obezite olmak ve çeşitli sebepler de olmaktadır. Grip, soğuk algınlığı, nezle ve üşütmeye bağlı burun tıkanıklıkları da horlamaya neden olmaktadır. Horlamanın günümüz çağında lazer cerrahi ve ameliyatla tedavi edilebilmektedir ve son olarak da birçok medikal ürünlerden biri olan buruna halka gibi bir aparat takmayla da burun deliklerinin çene ağzının açık kalarak horlamayı da engelleyebileceği öğrenilmektedir. Horlayan bir insan aile içinde aşağılayıcı sözlerle de itham edilmektedir. Ancak işin en kötü yönü uyku apnesi olarak da bilinen horlayan bir insanın nefessiz kalarak ölümlerine de sebep olmaktadır. Ve bir insan eğer 5 dakikanın için 1 dakikanın içinde 5 kere nefes alıp veremezse uyku apnesi verilen bu durumda ölümle sonuçlanan vakalar da olabilmektedir. Horlayan bir insan sabahları kalktığında dinlenemez, kendini çok yorgun hisseder, günlük rutin aktivitelerini getirmekte zorluk çeker ve yaşam fonksiyonları azalmaktadır ve kalp ve damar sağlığı hastalığına yakalanma oranı daha yüksektir ve yaşam kalitesi azalmakla birlikte horlayan bir insanın ailesindeki eşileri de bundan sıkıntı duyarak işte gece uykusundan o da rahatsız olmaktadır ve uyuyamadığından dolayı uykusuzluğa bağlı çeşitli hastalıklar gelişmektedir ve depresyon gibi hastalıkların da başlangıcı olarak horlayan bir insanın hem eşinin hem de kendinin kalp hastalığı, depresyon gibi hastalıklara yakalanma oranı yüksek olabilmektedir.